Merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi birkaç iş yapacağım. Biri de mesela bir parçayı bitirdim. Hani aranjman safhasını diyelim. Ondan sonra onu nasıl hani mix yapmaya hazır hale getireceğim? Diyelim ki ben yapmıyorum. Başka bir yere yollayacağım. Ondan sonra onu nasıl o hale getiririz bir bakalım. Önce davulu düşünelim. Ben davulu Superior Drummer'la yazdım. Şimdi Cubase koşullarını anlatacağım size ama her programda yaklaşık aynı mevzu dönüyor. Şimdi gidiyorum bu Superior Drummer'ın şurada bir şey vardır. Output seçeneği o. Super Drummer'ın kendi programın içindeki bütün unsurları Cubase'in Mixer'ında tek tek açmanızı yarayacak bir şey. All Output'su seçiyorum. Seçtim. Sonra da Super Drummer'ın şeyine bakıyorum. Tabii siz hangi plugin'i kullanıyorsanız ona göre değişecektir mevzu. Şurada Mixer diye bir tab var. Apply Multi Channel Outputs diyorum. Ondan sonra Bakayım şimdi şunu solo yapıp mesela şuradan kontrol edelim. Şu bütün solo olanlar Superior Drummer mevzu. Yürü biraz. Hah. Yapmış. Tabi şey iyi bir fikir olabilir. Kanalları şimdiden isimlendirmek. Mesela bu kick belli ki şöyle yapalım. Şu ihtimalsi nedir? Neler var? Şu kimmiş bakalım? Bu hi-hat. İhtimal şu tap batım diye sinir üst alt ayırmıştır. Evet. Bluetooth snare tap olsun. Üst mikrofonu. Şu snare bottom olsun. O da altta korda koydukları şey. Bakalım başka ne var piyasada. yerden sızıyor mu acaba? Neyse ben şimdi şey yapayım. Hepsini export dediğim o zaman belli olur. Neyin ne oldu? Şimdi fazla uğraşmayayım bununla. Clear solo diyorum. Ya yani en azından kanalları attığını gördüm. Sonra bütün faderları sıfıra getirebilirim. dramz'de bir grup kanalı var ama o boş. Ona daha bir şey yollamamıştım. Ondan sonra şu sendleri, sende efektlerimi kapatacağım. Bir miktar reverb vardı çalışırken üstümde onun olmasını istemiyorum. Ama insertleri tutacağım. Kompresör bir şey falan vardı. Onları tutacağım. Master basındaki Limiter'ı da kapatıyorum. Şimdi şey yapmam gerekiyor. Bazı kanallar stereo, bazıları mono. Mono kanalları stereo atmasını istemiyorum. O zaman bakalım şimdi mesela şu mono kanalları şöyle seçeyim. Ondan sonra şuradan Q-Link var. Geçici grupluyor şeyleri. Seçtiğim kanalları. Routing ediyorum. Şimdi bir tane F4 tuşuyla Giriş çıkış şeyine gelirim. Bir tane mono e, çıkış ekledim buraya. Mixerin içinden yönlendirmek için. Şimdi seçtiğim kanalları şurada mono out diye isim vermedim. Hop oraya e, yolladı. Gördüğünüz gibi şu bak şuradaki pen kontrolü gitti. Çünkü kanalı mono output'a yolladı. Yani penlik bir durum yok şu anda. Şunu belki biraz kısayım. O çok bastım kanalı üstüne. Şimdi export penceresine geliyorum. Solda multiple diye bir şey görüyorsunuz. Şimdi ben buradan yollamak istediğim kanalları seçiyorum. VST Instrument kanallarını alsın. Halion Sonic var. Steinberg Grant var. Ve geri kalan double şeyleri, Superdrum'un audio channel'a bakıyorum. Mute'lar, bas, altı, el, iki. şuna ihtiyacım yok. Gruplarda da evet ilgilenmiyoruz. Durum bu. Şimdi lokasyonu seçelim. Ben biraz önce yapmıştım ama orada da bir hata yapmışım. Neyse şimdi sıfırdan buna diyorum ki A of the Tiger Tracks diye bir klasör oluşturayım. Buraya save dedim tamam mı? Wave oluştursun 44 yüzde 24 bit val wow dosyası bunları seçtim. Sonra da export oluyor diyorum. Bütün şey burada seçili. Ve benim gösterdiğim e, lokasyonu atıyor. Bu yani Logic falan hepsi rahat rahat yapar. Bir tek Pro Tools hala bu konularda ciddi sıkıntı yaşıyor. Yani bu manada export'u... E, her bir kanala birer birer yapmak durumundaydık en son baktığımda. Yani artık hakikaten çağ dışı bir mevzu yani. Hadi artık yani o kadar da değil. Efektli hani efektli bounce etmek için ne yapıyorduk eskiden? Yani parçanın başından sonuna kadar dinliyorsun. Sırf basit bir bounce meselesi için düşünsene. Mesela 48 kanal var böyle tanesi 5 dakika. Hadi 48 çarp 5 yani bunlarda da öyleydi ama uzun zamandır öyle değil bunlarda. Pro Tools'da şimdi sadece bir kanala mı yapılabiliyor? efektsiz dosya aktarmak problem değil. O kolay. Bu manada yani Elif bütün şey işte plugin ile efektiz ile şu suyla bu suyla yaklaşık işte 3 dakika falan sürecek. E tabi şimdi ne olacak? Özellikle davul e, şeysi Superior Drum'ın içindeki o presetteki mantığa binaen ama yine de gerçek bir davul kaydı nasıl yaptıysak hani mikrofon itibarlı tam o şekilde karşımıza çıkmış olacak. Davul pluginlerinde şeyleri yani her e, unsurun kontrolü var. Mesela atıyorum işte ben trompete vurdum. O mesela Tom'a ne kadar sızsın? Hani Tom mikrofonuna değil mi? Mesela kike vurdum. Trompetin kordu fıs etsin mi falan. Hani o derece şeyi o bleed tabir ederler. Mikrofonlar arasındaki o sızıntıyı. Onu da bayağı bir kontrol etmek mümkün. Mesela şey olur. Davul kaydı yaptınız diyelim. Şimdi atıyorum tomlar var ya hani atak yapıyorsun. Mesela tomlara vuruyorsun. Atıyorum parçada beş kere vuruyorsun o toma. Ama bütün çaldığın beat, yani bütün hayetin, trompetin, kick'in filan o ton mikrofonlarına sızmış oluyor. E o zaman yapılacak şey şu. Gidersin ya bakarsın, elle kesersin yani sırf tonlara vurduğu yerde duyulur tom. Hani bütün 3 mikrofonla, 5 mikrofonla aldığı bleed'i koymazsın ya da gate marifetiyle çözülebilir. Ama şimdi imkan varken ben onu elle kesiyorum tek tek. E bunlar da kolay. Yani sızıntı olmasın kardeşim diyorsun. Sadece doing diye tamam. Hani sırf onun sesini duyurmak falan mümkün. Şimdi ben bakmadım bile bleed'ine şeyine. O açmıştım bir preset duruyordu orada. Şimdi o Super Drummer'ın bu presette bir takım kompresör EQ şeyleri uygulamıştı davulun şeyini. İsterseniz tamamen e yani şey çıplak bir şekilde de export etmek mümkün. Görünüşe göre export etti. Şimdi ben projenin bu halini şöyle yapayım. Export diye vardı bir de export 1 yapayım şimdi. Yani tam bu hali kaydedeyim ki bir daha export edeceğim zaman bir daha yine gidip böyle 50 saat uğraşım açtığımı çıksın karşıma. Peki bakalım parçanın temposunu bakmayı unuttum. 107 BPM yani. peki. Şimdi bir tane boş bir proje açalım. O da gitsin Eye Tiger'ın içine bir klasör diyelim ki mesela a. of the Tiger Mix. tempo 107 yapayım. Import Audio diyeyim. Efendim söyleyeyim. Neredeydi bizim şeyler? Evet şimdi oradaki isimlendirme şeyine bıraktık böyle her bir kanal bir roman uzunluğunda isim vermiş. Olsun tamam. Yeni direktörün içine kopyalasın. Yani her e, açtığınız projenin kendi klasör mantığı içinde çalışın. Hiçbir şey açıkta bırakmayın. Muhakkak yeni klasör açın. Bu diyorsa tamam ben kendi klasörüme kopyalayacağım bırakın kopyalasın. Hiç yani sonradan üzülmekten iyidir bu çok önemli. Yani bir proje ise muhakkak kendi adı olsun. Tamam mı? Öyle bir tane hani master şeyim olsun her şeyi oraya gazlayıp falan öyle yapmayın. Bir süre sonra çünkü hani hakikaten içinden çıkamazsınız konunun. Çok önemli. Şimdi kopyalıyor arkadaş. Locator'ları düzgün koydun mu bütün bunları bounce ederken? Eğer koymadıysam saçma sapan bir uzunlukta göreceğiz şimdi. Koymuş musun? Tabii. Buraları iyi seçeceğim. Şimdi Superior'da kendi içinde atamadığı bir takım boş kanallar var. Onlardan da kurtulalım şuraya kadar bir şey rahat etmemiş yani o presetin içinde. Ya tabii ki bir takım mantıklılık yapmışım. Burada bir tom olayı duyuyorum. Mesela. Evet. Ve bleed'i kapatmış tomlarda gördüğünüz gibi. Hı. Bu da bir overhead durumu var. Ya room ya overhead bakmadım. Bunları da şey yapmamız lazım. Şurada seçili dursun. Tam sol tam sağ yapalım. Gerçi. Ha. Tamam. Bu oda, şey bu overhead. Şu tepeden bakan, yakın duran mikrofonlar ziller için. Şu da ambiyansı yani odası. Room yazayım buraya da. Tamam davullarım orada. Şu piyano. Tabii çok geliyor mesela. Şimdi zaten hiç şeye bakmadan şunları seçip bütün kanalları Şöyle bir hop böyle bir yarıya filan indiririm ben bunu hemen. Neden yapıyorum onu? Hepsini çalsam pat diye kırmızıya vuracaktı burası. Evet setup'ımı hazırladım. Kanallarım elim, elimde yani editini meditini yapmıştım. Bunlar temiz kanallar. Ondan sonra mix stratejisi ne olabilir? Yani nereden başlarım? Nasıl ilerlerim? Duruma göre vereceğim kararlar ne olabilir? Değil mi? Ondan sonra da onu konuşuruz arkadaşlar. Arada bunlara da değineceğim, tamam mı? Soru sorun, yorum yapın, görüşürüz, baba.